bana mı? Ayol bana mı? Gel öyle. Kurumalar güzel, her yanı çıkıyor. Maalesef koronavirüs ülkemize geldi ama tabii panik yapmamak lazım. Sağlık Bakanlığımız bu süreci çok güzel yönetti. Biz de vatandaşlar olarak, esnaf olarak, imalat olarak vatandaşlarıma uyarım. Açıkta satılan ürünlerden, seyyarlardan ürün almamaları. Bu şekilde biz de tabii ki üyelerimizi uyarırken ellerini yıkamalarını, efendime söyleyeyim, dezenfekte etmeleri, fazla maske takmaları, fazla birbirleriyle yakın temas halinde uzak durmamalarını, kolonyayla yapmalarını rica ediyoruz. Ve üyelerimizi ve halkımızı sosyal medya ve mesaj yoluyla bilinçlendirmeye çalışıyoruz. Vatandaşları uyarım, açıkta satılan lokumdur, şekerdir, baklavadır, tatlıdır, o ürünlerden kesinlikle almasınlar. Çünkü onlar hem şu an koronavirüse karşı bayağı bir risk taşıyor. Bizim gibi kayıtlı, Tarım Bakanlığı'na, Sağlık Bakanlığı'na, belediye kayıtlı işyerlerine alışveriş yapmalarını tavsiye ediyorum ve rica ediyorum. Çok önemli. Maalesef ben şahsım olarak, biz dün mesela buralarda eczanelerde maske bulamadık. Maskede biraz sıkıntımız var. Kullanılması da gerekli. Tabii gerekli. Biz zaten maske kullanıyoruz ama şu an maalesef maskede büyük bir sıkıntı var. Maskeye ulaşamıyoruz. Benim vatandaşlarıma, üyelerime tavsiyem, panik yapmasınlar. Özellikle zaten bakanlığımızın açıkladığı gibi gençle sağlıklı insanlar pek olmuyor ama yaşlılarda ve çocuklarda özellikle dikkat etmelerini rica ediyorum. Yakın temasta bulunmamalarını rica ediyorum. Ellerini bol bol yıkamalı, bol su içmelerini, uyku düzenine dikkat etmelerini, gıdalarına dikkat etmelerini rica ediyorum. Tekrar son kez bir daha söylüyorum. Açıkta satılan ürünlerden lokumdur, baklavadır, tatlıdır alışveriş yapmamalarını rica ediyorum. Simitçi de bu kategoriye. Tabii ki, tabii ki simittir, poşetir, bunlar şu an virüse en yakın ürünler. Onlara genelde bizim gibi kayıtlı işletmelerden alışveriş yapmalarını rica ediyorum. Bizler belediyeler, tarım müdürlükleri, bakanlıklar bizi de denetliyor. Çalışanlarımızı denetliyor, işyerlerimizi denetliyor. Onun için bizim gibi işyerlerine alışveriş yapmalarını tavsiye ediyorum. Çünkü dışarıda satılan seyyarların ürünlerini denetleyecek kimse yok. Çünkü kaçak çalışıyorlar. Virüsün şeyi zannetmiyorum şu anda. Bizde bir şey yok virüsten dolayı. Peki, fırınlardan, Eminönü'nden geliyor bizim simidimiz. Toptan'a geliyor tabi. Öyle herhangi geliyor simidi. Herhangi bir sıkıntı yok. Dikkat ediyor. Yok, biz etkilemedi. Biz dikkat ediyoruz. Hijyen şartlarda üstünü örtüyoruz. Camakende satıyoruz. Eldiven kullanıyoruz. Ve suyumuz var. Sık sık ellerimizi yıkıyoruz burada. Hijyen şartlara dikkat ediyoruz. Bol bol el yıkamanın önemli olduğunu, toplu taşımalarda da öyle. Yani sadece el yıkıyorum. Başka bir önlem almadım. Maske de kullanmadım. Benim babam hastanede çalıştığı için ondan temin ediyorum. Kullanılması da gerekiyor bence. Peki, dışarıdan seyyar satıcılardan yemek yeme durumlarından nasıl bakıyorsunuz sizce? Tabii yanlış. Normal zamanlarda da bu virüs çıkmadan önce de aynen. Bu virüs olayı olmadan önce de dışarıdan yemek yemenin doğru olmadığını zaten düşünüyordum. Ne diyebiliriz? İnşallah en kısa sürede ülkemizi terk eder. Ama velaki tabii ki korunmak lazım. Temizliğe özen göstermek lazım. Ben de şimdi hastaneden çıktım. Hasta yakınıyım. Ama yine de tedbir almak zorundayız. Virüsün bu seyyar satıcılarda satılan simit, poğaça veya başka türevi ürünlerden de geçebileceği söyleniyor. O olay öyle, yani yapmamaya çalışıyorum. Çünkü niye? Tam olarak onları muhafaza etmiyorlar. İşte tozdur vesaire şeylerden etkileniyor. Biraz daha korunması lazım o tarz şeylerin, o tarz yiyeceklerin, gıdaların daha iyi korunması lazım. Öyle tahmin ediyorum. Hadi. Hadi. Hadi.